Motto Müzik'ten herkese merhaba. Bugün şu gördüğünüz mevzu Motto Müzik'in genelinde çok fazla gördüğünüz bir şey değil normalde. Bundan sonra bu mevzunun adı, başlıkta da gördüğünüz gibi konsey, müzik konseyi. Bu konseyde ayda bir ya da artık frekansı ne kadarda bir olacaksa gündemle alakalı konuları hakikaten müzikle yaşayan insanlarla, farklı insanlarla, müzik sektöründen insanlarla, belki zaman zaman müzisyenlerle, yazarlarla oturup konuşacağımız bir durum. Bu günkü konumuz ve ilk konumuz aslında müzik konseyinin ilk konusu nedir? 2016 nasıl geçti? Biraz ekstrem şeyler yaşadık 2016'da. Müzik sektörünü ve bütün işleyişi çok etkileyen şeylerdi bunlar. 2017'nin Ocak-Şubat'ını gördük. 2017'de neler olacak ve 2016'da neler gördük, geçirdik gibi muhabbet. Böyle çok şey gibi, bir siyaset meydanı gibi girdi ama aslında öyle değil mevzu. Süper sektörden bildiğimiz, süper uzun zamandır tanıdığımız insanlarla birlikteyiz. Öncelikle ben hızlıca bir tanıtayım. Yavuz Hakan Tok, Türkçe müzik dendiğinde müzik albümleri çıkar çıkmaz eleştirilerini yazan, dörtbaşı mamur yazılar yazan, televizyoncu, radyocu, eskiden beri müzik sektöründe olan süper şahane bir abim. Harun İzer, bugün Salon İKSV'deyiz. O da Caz Festivali'nin direktör yardımcısı. Geçen sene bayağı bir olaylı geçmişti, hatırlatırım. Onları hepsini konuşacağız. Harun İzer bizlerle birlikte. Alternatif müzik dendiği zaman Çetin Cem Yılmaz aklımıza geliyor. Çekme Kaset diye süper bir bloğu vardır. Onun dışında ve tek hanımefendi yanımızdaki Hürriyet'in müzikten sorumlu bakanı Sebla Koçan. Öncelikle şeyden bir başlayalım istiyorum. Harun İzer'den, lakabı bu arada Harun İzer'dir kendisinin. Harun İzer'la bir başlayalım. Evet. Caz Festivali geçen yıl hakikaten böyle felaketler zinciriyle başlayıp zor bitti. Fakat hani mucize gibi bir şekilde tamamlanabildi. Evet. 2016 sizin için biraz zor geçti. Nasıl geçti? Doğru. 2016 bütün sektör için zordu. Çünkü aslında şu anda 2017'de yaşadığımız bir takım sıkıntıların ilk şeyleri, işaretleri haliyle 2016'nın başından itibaren işte ülkedeki sıkıntılı durum, terör eylemlerinin artması sonucu biz yine yılın başından itibaren bir takım böyle sorunlar yaşamaya, bazı iptaller yaşamaya başlamıştık. Ama bütün bunlara rağmen 2016'da festivali güzel bir şekilde toparladık. Yani 2016'nın bu anlamda en büyük zorluğu, bütün bunlara rağmen, krizlere rağmen bu etkinlikleri yönetmek, festivalleri gerçekleştirebilmek oldu. Yani biz festivalin 15 Temmuz sonrasındaki yaklaşık yarısı gibi bir kısmını işte sanatçıların, büyük yabancı sanatçıların gelmeme yönündeki beyanları ve ona rağmen gerçekleşen birkaç konserle tamamlayabildik. Şey, bir de mesela orada ben acayip umutlu olmuştum. Joe Stone'un gelmesi ve hani o böyle bir şey gibiydi. Böyle hani ben şimdi bu Joe Stone konserine gelir miydim bilmiyorum festival kapsamında. Daha önce izlemiştim çünkü. Hani belki gelmeyebilirdim ama böyle o sanki böyle vatani görevmişcesine hani destek şart kafasıyla böyle bayağı gittik. Çok pozitif ve çok olumlu bir konserdi hakikaten. Çok keyif almıştım mesela. Ya o iki olay çok sembolik değer taşıyor o anlamda. 2016'nın önemli olayları da diyebiliriz müzik dünyası, müzik dünyamız için diyelim. İşte bir tanesi bunlardan bizim yine Caz Festivali özelinde gerçekleştiği için bu Joe Stone'un hatta Instagram'a koyduğu bu şeyde Marmara Tepebaşı'nda otelin önünde çektirdiği fotoğraf. Ve onunla hani İstanbul'a geldim, hani sizin yanınızdayım mesajını vermesi gerçekten çok önemliydi. Bu hem bizim için önemliydi, yani festival için önemliydi. Müzik seyircisi için çok güzel ve değerli bir mesajdı. Ayrıca uluslararası anlamda da değerli bir mesaj. Daha bugün işte yine başka ortamlarda konuştuğumuzda hep müzik sektöründen başka insanlar, yöneticiler, bugün Murat Abbas mesela belirtti. Bu olayı böyle tekrar hatırlayarak insanlara da hani bunun olabildiğini gösteren bir, yani her şeye rağmen müzik ve sanat devam ediyor'yu gösteren bir çabaydı. Diğeri de tabii demin yine senin söylediğin gibi John Baez vakası, yani açıkçası onun üzerine çok da böyle uzun uzadıya eleştirel zaten orada söylenecekler söylendi. Ki hani Pelin Ofçin de kendisi detaylı mülakatlar verdi o konuda. Ama o da tabii sembolik değeri yüksek bir olaydı. Çünkü hani orada bir gelmeme, bir sürü sanatçı gelmeyeceğini söyledi, gelemeyeceğini söyledi. Ama hepsi hani biz bu şartlarda gelmemeyi tercih ediyoruz diyerek yaptı. Ya aslında şeyi anlayabiliyorum. Sanatçı gelmeyeceğini biraz da sırf kendi isteğiyle değil, grubunun isteğiyle çok de şey yapıyor. Yani grup içinden bir kişi bile. Evet, ama ne olursa olsun sanatçının birazcık önderlik etmesini. Ya şimdi önderlik tamam da yani gitaristi ben abi oraya gitmeye korkuyorum dediği zaman hayır mutlaka gideceğiz diyebilir mi? Hani çok bir şey yapmak istiyorsa ben solo geleceğim. Hani elimde gitarımla alacağım geleceğim. O zaman bence evet duruşla ilgili bir tartışma. Bunu ben şey yapmıyorum. Çok fazla şöyle durumlar da oldu aslında. Yani hani ya anlayabiliyoruz galiba ama evet, ben anlıyorum. Hani şöyle durumlar da oldu bu da hani antiparantez. Hani kimi gruplarda biz çok gelmek istiyoruz ama işte eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız, ailemiz istemiyor ve biz buna rağmen gelemiyoruz diyenler de oldu. Ama bizim taraftan baktığınızda, yani özür dilerim pat diye girdim çünkü bu bayağı sinir bozucu bir şey. Şimdi bizim taraftan baktığınızda evet biz yazacak bir şeyi tabii ki istiyoruz ve hani iyi konserler yazmak istiyoruz. Hani yıllardır bunu yapmaya çalışıyoruz ve hani seyirciyi düşündüğünüzde müthiş bir heyecanla bekliyor esasında o sanatçıyı izlemek. Ya da biz işte bir hafta öncesinden atıyorum Barış'la bunu konuşmaya başlıyoruz, heyecanlanıyoruz ya da Çetin'le işte. Abi bilmem kim geliyor falan. Bilmem kim geliyor. Mesela Muse beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Ben hani kişisel olarak işte Drones geldi ya çok başka bir söz söylüyorlar diye düşünüp heyecanlanırken birdenbire Muse'un da benzer bir şekilde o dönem hayır demesi çok enteresandı ve bence burada hani Joe Stone'un o meşhur Instagram karesi ben çok seve seve kullandım o fotoğrafı defalarca. Evet, yani. Hani aynı dönem hatta Coldplay'de Berlin konserinde miydi? Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Türk bayrağı açmıştı benzer bir şekilde. Hangi konserde yani, hatırlamıyorum ama oldu. Hani şey çok enteresan bir tutum. Bir söz veriyorsunuz. Biz geleceğiz ülkenize. Mesela ben sanatçı olarak size bir söz versem siz beklersiniz ki ona göre herkesi organize edersiniz ya da hani seyirci de aynı şekilde ona göre heyecanlanır ama sanatçı son dakika ben vazgeçtim dediği noktada hem sizi zor durumda bırakıyor hem seyirciyi üzüyor hem yani bizi sinirlendiriyor otomatik olarak çünkü biz başka bir bakış açısıyla bakıyoruz haliyle. Yani her şey bir anda manasız bir noktaya doğru geliyor. Orada sırf gelmemesi kendi başına kötü bir şey değil sonuçta insanların kişisel kararları ama bir de bunu bir takım başka hani bu ülkenin içinde bulunduğu durumun ne kadar kötü olduğuyla bağlantılı söylemlere bağlaması biraz herkesi daha çok üzerine oldu galiba. Sanırım en sinir olanı şeydi yani İstanbul'a gelmek. Biz İstanbul'da yaşıyoruz bu arada. Sanırım Harun da demek istediği yani yaralayan şey kullandığı ifadelerdi. Evet, yoksa sanırım. Ben talihsiz açıklama derler ya hani. Yani Muse'un gelmemesini şaşırmamıştım ya da bir sanatçının gelmemesine şaşırmamıştım. Hatta o günlerde de bir tweet atmıştım. Gittiğiniz son konser çok uzun bir süre gittiğiniz son konser olarak kalacak. Yani bir sürü grup gelmedi. Olabilir. Hiçbir olumsuz yani şey olmadı yani. John Baez'i de aslında hani haklı buluyorum ama daha yapıcı bir dille Türkiye'nin, bu ülkenin insanların, gençlerin içinde bulunduğu duruma dünyayı uyandıracak bir mesaj vermesi, daha yapıcı bir mesaj vermesi daha güzel olur yani. Bir de oradan şeye bağlamak istiyorum aslında. Hem sözü de paslayayım ama olumlu bir yerden de gidelim. Zeytinli Rock Festivali'nin bütün bunlara rağmen çok güzel, yani bizim festival de gerçekleşti ve devam etti biraz o kaos içinde. Ama Zeytinli Rock'ın da gerçekleşebilmiş olması. Ve direkten dönmesi. Evet, orada bir takım yanlış anlaşılmalar. Yani aslında olaya tersten de bakabiliriz. Şimdi John Baez örneği veya benzerlerinde aslında bizim sınırlarımızın dışındaki ülkelerdeki kişisel güvenlik, kendini güvende hissetme algısı çok farklı. Yani bizim sıradan ve olağan bulduğumuz birçok şey yurt dışında yaşayan insanlar için olağanüstü hal. Evet. Dolayısıyla hani bir yere kadar anlaşılabilir de bir şey. Kendi tercihleri dedik az önce. Ama bizim ülkemizdeki konser vermek için hazırlanan şarkıcıların veya grupların karşılaştığı sorun yıl içerisinde hep şey oldu. Kendi rızalarının, kendi isteklerinin dışında onlar sahneye çıkmak isterken çıkacakları konserlerin veya festivallerin iptal edilmesi oldu. Ki bence bu daha vahim bir durum. Evet, çünkü yani müzisyen iş kaybına uğruyor. Çoğu kendi isteğiyle vermedi bu kararı. İşte organizasyonun iptal edilmesi veya konserin iptal edilmesi sebebiyle yapamadı o konserini. Bence bu çok acıklı bir durum. Zeytinli Rock'a dönelim. Hani işin bir de olumlu bir tarafı var. Zeytinli Rock Festivali yapıldı. Hakikaten inanılmaz bir kalabalık. Çok başarılı. İnanılmaz bir kadro. Acayip bir festival oldu. Sen ne diyorsun? Herhalde o gerilimin patlama noktasıydı o. Yani o kadar aylarca çalıştık. Evet, özellikle yaz aylarımız o kadar zor geçti ki bizim o Temmuz, 15 Temmuz ve sonrasındaki dönem ve öncesindeki patlamalar falan. Herhalde o bir kırılma noktasıydı ve işte onca iptalden sonra onun yapılabiliyor olmasını yarattığı coşkuydu. Bir de gerçekten çok acayip bir kadro vardı. Bence 2016'nın mucizelerinden biriydi. Kesinlikle. Yapılabiliyor olması. Şey, bir de hani böyle afiş bitmiyor ya. Şimdi ondan diyor, bu sene kaç tane daha yapacaklar falan diye işte bir konuşma. Bizim işimiz giderek zorlaşıyor çünkü o kadar az şey yapılabilir ve o kadar az iyi şey yapılabilir oldu ki artık eleştirecek yüzümüz kalmadı. Yani bunu da eleştirelim artık iyi tarafından tutmaya. Ya hani şey, kişiliğimizi kaybettik ya. O da çok çirkin. Ya öyle bir şey diyemiyoruz. Evet, yapılsın ya. Yeter ki yapılsın. Ne olur yapın falan. Aynen öyle. Evet. Sen şey ne diyorsun? Yani bu kadar mevzu, evet, ana akım piyasasını evet bayağı bir zorladı da alternatif müziği ve buradaki alternatif piyasayı nasıl etkiledi sence? Belki çok fazla sahneye çıkamıyorlar. Belki yani tabii ki çalabilecekleri yerler var hala bu tarz grupların. 3-5 tane mekan var, evet. Yani kale gibi kalan. Evet. Ama ben açıkçası geçen sene çıkan albümleri oldukça iyi buldum. Bence belki çok yerin üstüne çıkmıyorlar 2000'lerin başındaki işte bir dönem. İşte Mor Ötesi'nin Duman'ın bayağı ana akıma taştığı zamanları görmüştük. Şu anın rock grupları zaten ne kadar rock, hani biraz daha pop, söylem rock, anlamında arabesk, ne hani kadar şey. Onları bir kenara koyarsak popüler taraftan da ilerlemeye çalışan gruplar var. Ama işin yer altında çok acayip bir yaratıcılık var bence. Günümüzün ruhani yansıtan çok karanlık işler yapılıyor. Mesela belki nispeten daha popüler olanlardan bir tanesi Girerken Konuştuk. Gaye Su Akyol. Acayip efkarlı bir müzik yani ve tam da aslında şu şeyi anlatıyor yani şu günün. Atmosferik Türk sanat müziği. Evet. Bir önceki sene idi albüm ama bu sene de yeni şarkılar yayınladı. Can Güngör mesela. Çok içe dönük bir müzik ama çok güzel. Cihan Mürtezaoğlu ilk albümünü yayınladı. O da oldukça efkarlı ve çok güzel, evet, bir albüm. Biraz daha belki... Selim Saraçoğlu benim favorilerimden mesela. Evet. O da yani evet, şey... O da gayet... Ya. Mesela bu müziklerde de yalnızlığı hissedebiliyorsunuz. Sanki herkes odasına kapandı ve bu müzikleri yapmaya başladı gibi. İşte Edonitopya da öyle, Tunç Çakır da öyle. Yani Edonitopya gerçi bir grup ama evet, yani işte Jacuzzi deseniz, hani her müzikte bir karanlık var sanki üretilen müziklerde ama oldukça da bence düzeyi yüksek ve umut verici bir yeri. Ortalığı karıştırayım hemen. Kalben peki nerede sence şu anda? Daha alternatiften popülere, hatta yani 2016 evet, içinde aslında geçti sanki. Geçti. Kalben bence 2016'nın en umut veren hikayelerinden bir tanesiydi. Yani kendi müziğini yapan, çalan, hatta ilk başta hani sadece internette kötü kayıtlı şarkılarını yayınlayan bir müzisyen ana akıma taştı. Şu an Türkiye'nin çok uç köşelerinde konserlere gidebiliyor. Hı hı. Bu bence çok güzel bir hikaye. Yani zaten aslında hani bağımsız müziğin özü budur. Hani bu taraf hep ana akıma besler, oraya geçişine. Kimisi rahatsız oldu. İşte eski kayıtlar daha iyiydi falan filan. Burun kıvıralık mı diyecektim ya. Şurama geldi. Haydi biraz da burun kıvıralık. Ama ben bu şeyde... Geldi tuttum ama. Hani %100 yanındayım yani. Çok güzel bir tabir var. Eskiden çok kullanılır. Popülerse bizden değildir, evet, şeyine ha, geliyor bir parça. Şimdi bir şey soracağım. Onu çok merak ediyorum. Birisi underground'dan çıktı. Tamam, underground yani hani. Yani sen ve böyle bir 30 kişilik ekip, hı hı, keşfettiniz, müthiş iş yapıyor. Onun bir yerde böyle alternatifte ana akıma böyle omzunu yasladığı bir an var ya da ana akımın onu böyle hafif sakin böyle Onur aldığı diyorum mesela. Hı hı. Hani hafif bir yaslandığı an var. Orada hafif bir tüyler diken diken oluyor eski fan olarak. Abi çok bozdu. Abi sakin olur da çok bozdu. Bir kıskanma oluyor mu olmuyor mu ya? Ya Kalbini mesela çok fazla kıskanan tanıdım oldu, yapma müzik, ya falan diye. Yani bir müzik fanatiği, yıllardır müzikle yazıp kalkmış bir insan olarak söyleyebilirim. Yani oluyor ama bunun sebebi hani şey de değil, yani insan insandan etkilenir. Hani şu çok klasik mesela, bir grubu dinliyorum, çok seviyorum. Ya ben bunu keşfettim. Sonra atıyorum çok sevmediğim birisinde o grubu çok benden daha fanatik şekilde sevdiğini görüyorum. Bir anda gıcık oluyorum mesela duruma yani falan. Bir de mesela öyle... çok seviyorum. Ama bunlar işte insan insana iletişimden kaynaklanan, yoksa müziğin kendi kalitesinden değil bence olay öyle. Ya değil tabii ama mesela Kalbinin şöyle bir önemi var bana kalırsa. Aleyna Tilki'yi çok seven Sebla bile Kalben dinliyorsa o bizim için bir kazanımdır yani. Yani Kalben dinliyor muyum diye sormadın farkındaysan. O yüzden hemen orada dur. Mabel açtı. Tabii. Yani menajerleri de aynı gerçi ama Engin Akıncı'nın Mabel orada bir menajerlik şeyi var. Olsaydı Kalben bu kadar hızlı ana akıma geçemezdi. Yani o yol oradan açıldı. Peki orada bir şey soracağım. Hep çok uzun zamandır yani örneklendirdiğim bir şeydi. Herhangi birisi, yani özellikle İstanbul'da bir tayfa var ki böyle çok belli 2-3 yerde sahneye çıkıyor. Hani biraz körler sarlar birbirini ağırlar diyeceğim amiyane tabirle ama mesela Mabel Matiz tabii ki başka bir menajerlik, başka bir şey yani, yani o menajerlikle alakalı bir hadise. Bütün Türkiye'yi dolaştı. Yani her yere dokundu. Bunun sence yani yerli müzikte bana kalırsa çok önemli bir şey. Tabii Sen ne düşünüyorsun? Tabii ki. Ya dünyada böyle yürüyor zaten. Bizim Türkiye'ye mahsus bir ben ona yani çok kaba tabiriyle müzik faşizmi diyorum. Bu ta 70'lerden 80'lerden beri var olan bir şey. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, işte pop müzik, Türkçe sözlü müzik diye ayırmamızdan gelen bir böyle bir müzik faşizmi var bizde. Halbuki ticari olan ve olmayan birbirine koşut olarak ilerler. Ticari olanı götürürken peşinde ticari olmayan, iyi olan, kaliteli olanı da pazarlayabilirsiniz. Kotası vardır çünkü onun da. Ama Türkiye'de bu pek böyle olmuyor. Alternatif olan bir kenarda duruyor, popüler olan başka bir kenarda duruyor. İkisi birbirine asla bakmıyor. Aynen. Yani müzik firmaları da bunu yapıyor. İşte öz eleştiri, müzik yazarları da bunu yapıyor. İşte televizyonlar da bunu yapıyor, radyolar da bunu yapıyor. Ya tamamen popüler çalıyorlar, ticari işte çalıyorlar ya tamamen alternatif oluyorlar, popülere asla yüzler. İşte onu kırabilen birkaç isimden biri oldu bence Mabel Matiz. Yani evet, bu, bir menajerlik başarısıdır ama bir taraftan tabii insanların sevmesi tabii ki canım, insan sevmedikten sonra istediğin kadar yani uğraş. Ama şey çok güzel yani hani Mabel bir gün Erzurum'da bir pub'da çıkıyor, bir gün o Kars'ta. Ya adamın hakikaten adım atmadığı yer kalmadı ve şey çok güzel yani Mabel'le konuştuğumuz zaman şey diyor yani hani dışarıdan baktığın zaman hani o buradaki hani ya da ne bileyim at gözlüğüyle bakarsan ya hani o onu dinlemez, bu bunu dinler, bu bunu dinlemez şekilciliği var ya hani asla beni dinlemeyeceğini düşündüğün adam diyor yanında sevgilisiyle gelmiş, bazısının zorla geldiğini anlıyorsun diyor. Bazısı eşlik ediyor ama hiç beklemezsin diyor, sözleri bile ezberlemiş. Bence. Çok acayip bir şey. Bence egosundan son derece arınmış bir hani bakış açısı. Çünkü ego eninde sonunda kendi kendini yiyor. Gördük örneklerini pek çok kez. Hani hem Erzurum'da çıkması hem İstanbul'da bilmem nerede çıkması falan ve insanlara dokunması. İsterseniz dinleyicisi olun, isterseniz olmayın. Bence bağ tek kelimeyle şapka çıkartıyorum. Ne diyeyim? Değil mi? Belki biraz şey de var. Yani başka bir tartışma ve ayrı bir sosyolojik hikaye ama yeni şehirli müzik diye tanımlayabileceğimiz bir şey de ifade ediyor. Evet. Yani 70'lerde ne bileyim işte şeyin ünlü Cem Karaca Diyarbakır'a gidiyor, konser veriyor. Hatta orada bir kavga çıkmış falan filan. Şimdi Diyarbakır'a 70'lerde bir grup gidip bir şehir içinde bir konser veriyor. İnsanlar da buna geliyor. Yani bunun şeyi var, dünyası var. Bunu 70'lerden sonra herhalde böyle bir grupta görmedik. Ama şimdi 2000'lerde, 2010'larda bir takım gruplar var ki mesela hani Babazula, Ceylan Ertem falan gibi isimlerle. Hani bunlar yeni şehirli müzik diye belki tanımlanabilir ve gerçekten yayılıyorlar bütün ülkeye. Evet. Çünkü yeni bir şehirli kitle de var ülkede. Tabii yani mesela Jean Barbour, ya onun da mesela çok ciddi bir kitlesi var. Bir sentezer. Sizin söylediğiniz şeye yine paralel bir şey, salça olmak istiyorum. Biraz o sanırım şeyle de ilgili, Hayko Cepkin'in yapmaya çalıştığı şey de hani daha coğrafya kaderdir hikayesine benzeyen bir şey. Biraz daha böyle gırtlağa dokunan bir müzik yapmakla belki ilgili olabilir. Hani sosyolojik dediniz, damarlarım kabarır, yorum yapmak istedim. Yani şimdi mesela şehirli müzisyenin işte ne bileyim Karga'daki kitle oturarak böyle evet çok harika bir müzik dinliyoruz, çok gerçekten üst sanat falan gibi takılan insanların hani birdenbire o gırtlak namesiyle... Parmakla kargayı göstermen de çok güzel oldu gerçekten. Karganın... Yani ne bileyim işte arka odada, anladım. Ne bileyim hani İKSV'de. Yani o gırtlak namesini duymak beni çok heyecanlandırıyor otomatik olarak. Yani ne bileyim Gaye Su Akyol dedik mesela biraz önce. Gaye Su Akyol'un ben Babilon'da bir konserini seyretmiştim. Çok güzel bir Karadeniz türküsü coverladı o anda ve ben böyle aman Allah filan yarım Karadenizli hani hafiften böyle. Ya o çok güzel bir dokunuş. Bence sizin söylediğiniz şey o coğrafya kaderdirle çok paralel bir düşünce. Yani şey gibi kara ikliminde olan insanın hep sesi yanıktır ve ne bileyim hani onu dinlerken daha başka bir şey hissederiz ama deniz kenarında yaşayan insanın daha başka bir sözü vardır ve onlar bir araya geldikleri zaman mesela Ankara'da yani bir araya geldikleri zaman bambaşka bir şey. Bence bu işte Türk olmak bu yani hani melezlik işte diyerek melez desenlere göndermek. Türkiye'de zaten olur. İşte az önce söylediğim müzik faşizmi olayına giriyor. Evet evet. İnsanlar aslında hiçbir zaman müzik türlerini ayırmadılar. Evet. Yani bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Çevirelim öyle, şu evet. Sokaktan 10 kişiyi ve işte cep telefonlarında hangi şarkıların var olduğuna, yüklenmiş olduğuna bakalım. Hı hı. İnanın özellikle gençlerden bahsediyorum. İşte içinde rap de vardır, arabesk de vardır. Bence aynı anda arabesk rap de vardır. Hepsini bir arada biliyorlar aslında. Karga da var. Bizim böyle bir durumumuz var. Hepsini yani nitekim bir düğüne gidersiniz. İşte evet. Yabancı dans, slow danslarla başlar. Sonunda halay çekerek bitirirsiniz. O arada Türkçe evet. Pop da geçer, Alaturka da geçer, arabesk de geçer. Ve belki de çok geçer. Eğlenirsiniz. Yani kesin bir sarhoş dayı çıkar çünkü düğünde. Onunla da eğlenmeye devam edersiniz ama hani o işin esprisi bence o yani. O Ermeni düğünü ya bir şey oluyor gün sonra çok eğlenceli. En basiti benim düğün partim yani. Hani Slayer, elektronik evet. Müzik, Slayer. Slayer'da Slayer. Ankara havası. Yasin vardı zaten. Yasin harikulade. Yani otomatik olarak. Müthiş bir Böyle bileşim. Şeyler yani. Ankara havasıyla bitti. Gözlerim kamaştı. İşte bunu kabul ettiğimiz yani zaman aslında özellikle sektör bunu kabul ettiği zaman aslında biz çok rahatlayacağız. Hepimiz bence çok rahat. Birazcık... Televizyonlar, radyolar, müzik evet. Yayını yapan. Evet evet. İşte gazeteler, dergiler bunu kabul ettiğimiz zaman çok rahatlayacağız ve müzik sektörü bence o zaman kurtulacak. İşte o ego dağlarından inmekle doğru orantılı sanırım. Yani oradan biraz inip gerçekten o hani halkı gör müzik yazarı mısın? Yani tam o yani. Hani halkı gör müzik yazarı ya yani bir zahmet bir bak bakalım sokaktaki evet ne dinliyor? O tarafta oturan böyle o kaleleri içinde olan ne dinliyor? Ne bileyim ha, biz ne dinliyoruz? Çok içinde tabii ki iyisi, kötüsü, kalitelisi, evet, kalitesiz olanı vardır. Hani onu ayırmak da işte yani o da bir zahmet hani. Peki bir şey soruyorum. Şimdi sana dönüyorum yine. Şu yani bu geçen seneki bahsettiğimiz zorluklar Türkçe pop piyasası, ana akım Türkçe pop piyasasını nasıl etkiledi? Evet. Sözel anlamda hani evet alternatifi çok etkiledi. Ana akımı etkiliyor mu? Etkileyecek mi? Ve ne oldu? Yani albüm albüm aynı hızda çıkmaya devam ediyor mu? Ya şöyle, sen nasıl görüyorsun mevzuyu? Şöyle bir şey yaptım. Ben geçen sene böyle bir çetele tutmamıştım. Bu sene tutayım bakayım ne olacak dedim. Ve Ocak ayında günü gününe her gün yeni gördüğüm dijital platforma düşen ya da bana işte adresime gelen CD'leri, şarkıları tek tek not ettim. Aşağı yukarı Ocak 2017'de 70 küsur tane yeni çıkan şarkı. Bunun bir 10 tanesi falan albüm, diğerleri tek şarkı, single. Dijital platformlara servis edilen veya CD olarak basılan. Bu geçen sene de böyleydi aşağı yukarı yani işte demek ki bir ay içerisinde 70-80 tane. Bunun ana akım olanı da var, alternatif olanı da var, halk müziği de hepsi karışık. Ha, hepsi karışık. Karışık söylüyorum. Üretim arttı. Bak eskiye göre arttığına ben inanıyorum. Bunun en büyük sebebi de dijital platformlar tabii ki. Yani artık evinde oturup bir kayıt yapıp onu dijital platformdan satışa sunabiliyorsun çünkü. Yani prodüktör para vermediği için hiçbir fonksiyonu olmuyor, sadece markasını veriyor falan. Yani kolaylaştı aslında. Ama bu şeyi düşürdü. Prodüktör eleğini düşürdü aradan. Hı hı. Onu yani her geleni masteringi kötü de olsa, mixi kötü de olsa veya enstrüman detone de çalsa o şekilde basıp servis edebiliyorlar. Dolayısıyla o 70'in içinden 10 tane eli yüzü düzgün bir şey bulmakta zorlanır hale geldi. Dolayısıyla hemen hemen hiçbir şeyden etkilenmeksizin üretim devam etti. Ha bu konsere dönüştü mü veya o çıkan albümler veya o şarkıların sahipleri televizyonlara, radyolara çıkabildi mi o ayrı mesele. Hayır çıkamadılar. Birçoğu dijital çöplükte yok oldu gitti o şarkıların da. O bir yerlerde duruyorlar hatta aynen, dijital çöplük. Aynen. Hani eskiden CD basılıyordu en azından rafta bir süre kalıyordu şimdi o da yok. Direkt dijital çöplük. Tabii yeni çıkanlar çıktıkça aşağılarda kaybolup yani gidiyorsun. Birisi tamamen adını aratmazsa. Gidiyorsun. Dijital müziğin dinleyicisi, alıcısının yaş profili daha düşük. Dolayısıyla da müzik tercihleri değişti. İşte Aleyna Tilki örneğinde olduğu gibi. Döndü dolaştı. Yani Aleyna Tilki. Biliyordum geleceğini. Hande Yener'i solladı evet. Ana akımda. Bu neden tamamıyla dijital müzik dinleyicisi ile çünkü alakalı. Dijital kitle hakikaten daha yaşça daha evet. Küçük. Yani yılların o sevdiğim eski halini de sevdiğim yeni denemeler yaptığı zaman da sevdiğim Hande Yener'in Aleyna Tilki gibi sosyal medyanın içine doğmuş, büyümüş ve orada müzik yapıp patlamış ve hitap ettiği kesimle aynı okulda okuyor. Evet. Yani onunla yarışması mümkün değil. Yanlış mı? Evet. Evet. Şeyi merak ediyorum. Türkçe pop, ana akımdaki Türkçe pop'un sosyolojik hiçbir gündem maddesinden sözel anlamda, literatür anlamında etkilenmemesi ve bununla birlikte ana akım yine sendeyim. Ben şeye çok katılmıyorum. Hep her dönem içinde yaşadığımız her dönem. Yani 80'lerde de bu oldu, hepsini maalesef yaşadığım için. 90'larda da bu vardı, 2000'lerde de, şimdi 2010'larda da. Hep işte müzik çok kötüye gidiyor, işte çok kötü şarkılar yapılıyor artık. Hayır, her dönemde kötü şeyler yapıldı ama buna koşut her dönemde çok iyi şeyler de yapıldı. Sonuçta müziğin bir de eğlence tarafı var. Evet, müzik sadece eğlence için değildir, hep söylüyoruz ama bir taraftan da şöyle de bir gerçek var. Şimdi bir plaj kenarındasınız ve dans ediyorsunuz. İşte bir miktar alkol almışsınız falan. O esnada ne bileyim bir Bülent Ortaçgil çaldığı zaman o kadar da eğlenmiyorsunuz ama hani söyle sözlerine eşlik edeceğiniz, ellerini havada ve düşünmeyeceğiniz, sizi düşündürmeyecek, sadece tekerleme aynen olarak söyleyeceğiniz düşünerek şey yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ona da ihtiyaç var. O da yapılacak. Ha, bunun iyisi yapılabilir. Bazen yapılıyor ama her... Mesela ben de Tarkan'ın Cubbası kötü bir şarkı değildi. Çünkü orada çok ciddi eğlence sektörüne gönderme yapan sözler vardı. Ama tutmadı. O zaten buna bir de kaynadı, bir de 15 Temmuz'a denk geliyordu. Kaynadı o iş zaten. Yani şarkı tamamen anlamsız sözlerden oluşan başka şarkılar tuttu falan yani gibi. Konsept albümler diye konuştuk. Evet, bu yani Harun Kolçak'ın albümü bence çok güzel bir albümdü. Evet, yükselen değeri hakikaten o oldu. Güzel. Biraz o şey gibi. Biz hep karışık kasetleri sevmişizdir eskiden tabii beri. Ve biraz karışık kaset mantığı. DJ Panorama. Herhalde artık full bir albümü baştan sona dinlemeye sıkılıyoruz yani. Tahammülümüz kalmadı. Her şey hızlı hızlı geçsin istiyoruz. Herhalde bu karışık albümler yani konsept albümler o ihtiyacımızı gideriyor. Birçok sanatçının bir arada olduğu ve hani sevdiğimiz şarkılardan oluşuyor. İşte Harun Kolçak hakeza öyle oldu. İşte bu sene kimler, bir sürü insan yaptı. İşte Kenan Doğulu caz yaptı. Nilüfer'le mi açılmıştı bu? Yani biraz Nilüfer'in o düetler, düet Orhan Gencebay albümü aslında biraz yolu açtı. Müslüm Gürses'in evet, bir albümü. O ne kadar güzeldi Orhan Gencebay'ı. İşte bu sene Zeki Müren yapıldı. Evet. Daha önce Aysel Gürel yapılmıştı. Erol Evgin. Şimdilerde Yıldız Silve yapıyormuş. Kendi bestelerinden oluşan bir şey. Yakında 2016 mıydı bu? Nasıl? Akdeve'de Vefa 2016 Tarkan Alasın. Ümit ve sen de mi rock öyle bir proje var? Ümit ve sen öyle rock bir şey yaptı. İşte şimdi oluyor yani. Temula onun tam zıttı bir şey yapıyormuş. O da taverna şarkılarından bir şey yapıyormuş gibi. Yani böyle konsept albümler ciddi bir yükselişe geçti. Biraz önce konuştuğumuz işte füzyon hikayesinin başka yansımaları herhalde. Bence çok güzel. Ya ben bu hakikaten yani hani böyle çizginin dışına hani ister PR çalışması de, ister müzikal anlamda müthiş de çizginin dışına çıkan şeyler her zaman insanı heyecanlandırır. Bir en azından bir ne oldu diye bakarsın. Yaptığı zaman seviyorduk. Nasıl? Hani David Bowie de farklı şeyler yaptığı zaman seviyorduk. Yani çok başka saçma bir şey belki ama en azından ya da ne bileyim Sakin Onur demin söylediğimiz hikaye. Şimdi Onur diye çıktığında da ben yine seviyorum ya. Bir şey söyleyeceğim ama Onur'un yani o iki R'li hani yani, Onur'un yaptığı şarkıların çoğunu seviyorum ben. Çok güzel yani ve ne kadar yani, renkli bir müzisyen olduğunu öyle bence. Ve 2016'da aslında en çok konuşulan çok şeyler sesli. En azından bizim çevrede en çok konuşulan şeylerden biri aslında Sakin Onur gitti nasıl bu hale geldi. Ya işte bence... Velvele'ye vermenin hastasıyız. Ben de onu bir anlasam. Hayır yani şu risk olabilir ama 2017'de bir yanda bunun bu sefer enflasyonu olursa şimdi en iyi isimler en güzel örnekleriyle bu işi 2006'da yaptılar diyebiliriz 3 aşağı 5 yukarı. Ama şimdi bir sürü başka ardından biz de yapalım, biz de bu trene binelim abi kafasıyla gelirse insanlar tuttu, o zaman... devam edelimcilik. Evet. Aslında 2016'dakiler de biraz trenin devamıydı yani şimdi bu. O da doğru. Tabii. Yani ben açıkçası çok... Güçlü örnekler bakmıyorum. Bu konuştuğumuz örneklerin çok azı bence Dark Side dinlenebilir. Hemen de Bad. Yani biraz öyle. Eğer hani bir sanatçının en iyi eserleri işte 90'larda 2000'lerde yaptığı eserleri bir de şimdi bunlarla düet yapalım olunca hani biraz daha fazla orijinal yeni şey duymayı tercih ederim yani ben açıkçası. Senin söylediğin şeye ben hani şuradan yeşil ışık yakabilirim. Mesela ben o Nilüfer'in o şov yapmanın çıktığı sene o albümü çok sevmiştim. Şimdi lise veya ortaokula falan ama hatırlamıyorum. Mesela onu daha sonra tekrar söylenmesi bayağı sinirlerimi bozdu. Yani bayağı o şarkının Nilüfer tarafından tekrar yorumlanması epeyce sinirlerimi bozdu. Ama o belki de şey gibi yani hani çocukluğumuza hani çocukluğumuzla ilgili bir şey o bizim jenerasyon, yani 80 ve sonrası tayfasının. Hani o mesela bayağı enteresan geldi ama o olmadı bir ya. Bu sefer güldürmedi bence orada. Yani şimdi şeyi algılamakta tabii biz zorlanıyoruz. Hani yaş aldıkça bizim yani bir 10 yıl 20 yıl önce dinlediğimiz şarkıların eskidiğini ve onu bir jenerasyonun hiç bilmediğine inanmakta evet. Hiç Kemal Sunal filmi izlememiş bir sürü aynen, çocuk var yani. Kendimden şöyle pay biçtim. Mesela Nilüfer 87'de Geceler albümünü yapmıştı ve orada 11 tane cover şarkı vardı. Ajda'nın 60'lardaki söylediği şarkıları, Alten Altman'ın falan şarkıları. O şarkıların birçoğunu ben hakikaten o Nilüfer'in albümünden öğrendim. Bilmiyordum önceden. O şarkıları. İşte sonradan plaklarını alıp Ajda'nın söylediğini öğrendim. Ve birçok kişi de onların Nilüfer şarkısı zannediyor hala. İspanyol meyhanesini falan. Şimdi aynı şey geçerli yani şov yapmayı bilmeyen bir nesil var. Benim kızım 93 doğumlu. Nereden bilsin? Dolayısıyla birçok şeyi bilmiyor yani. 2017'de için yani bir şeyi sorayım. 2017'de hakikaten müzik üretimi açısından ne düşünüyorsunuz? Yani konser, festival. En başında şunu sorayım, oradan ona geçelim. Ocak, Şubat'ı gördük. Şimdi insider bilgi ver demiyorum ama Ocak, Şubat'ı gördük. Ocak, Şubat'ı gördüğümüz zaman yılın sonuna kadar aşağı yukarı bir şey kestirebiliyor musunuz? Böyle olabilir, şöyle olabilir ya da ortalama. Ya biraz evet. Tabii bunun büyük kısmı, kestirmenin büyük kısmı şeyden, dışsal sebeplerden yani sektör dışı sebeplerden. Mesela uluslararası sanatçıları daha az göreceğimiz ve yerli projelerin üzerine daha çok düşüleceği, projeler demeyeyim sanatçılar ama tabii bu projelerde olabilir. Daha çok düşüleceği aşikar şu anda. Bu tabii iyi tarafı var, kötü tarafı var. Belki aynı isimleri aynı mekanlarda veya işte yan salonda tekrar görmeye de yol açabilir. Ama bir takım hani akıllı ve girişimci insanların değişik projeler geliştirmesine veya değişik isimlerin öne çıkmasına da sebep olabilir bence. Siyasi belirsizlik, özellikle bu OHAL durumu, işte ekonomik belirsizlik, sponsorluk mefhumunu tamamen neredeyse ortadan kaldırır hale geldi. Bir kere bu konserler, festivaller için en büyük handikap şu anda ve bu 2017'de de devam edecek gibi gözükmüyor. Bir de hakikaten müzisyenlerin sahne alabileceği orta ölçekli mekanlar, işletmeler kalmadı. Ya küçük ölçekli işte bar türü, o belirli bir müşteri skalası olan yerler var. Ne bileyim işte mesela gündüz konseri diye bir kavram kalmadı artık. Bir ara oldu bebelere balon diye Hayko Cepkin yaptı. Çok ufak ama Gündüz Matinesi ama hikayesi ne kadar çekici. En son Büyük Ev Abluka'da yaptı. Büyük Ev Abluka'da da evet. Aslında orada tam da emin değilim yani en azından İstanbul için konuşayım. İstanbul dışında çok farklı durumlar var ona biliyorum yani ama İstanbul'da benim son bir yıl içinde gözlemlediğim şu. Mesela Ataşehir gibi bir yerde 2 tane farklı konser salonu açılmış durumda. Evet. Beylikdüzü de aynı şekilde. Şehrin Halkalı'da, değişik noktalarında. Halkalı. Şimdi Beyoğlu'nda şey dağıldı biraz. Yani eskiden kültür, sanat, etkinlik merkezi biraz böyle Taksim, Beyoğlu çevresi falandı. O belki 2013 ve öncesinde sanal bir veya şey ne diyeyim, nasıl diyeyim? Böyle bir işi baskı altına alıyordu. Her şey Taksim, Beyoğlu çevresinde olmak zorunda. Evet. Ama şimdi o biraz kırıldı. Yine aslında kırılmasın neden kırıldı sebepleri belki çok hoş sebepler değil ama kırılınca şimdi dağıldı etrafa. İşte Beşiktaş'ta yine bir çok büyük salon açıldı. Tabii yani İF açıldı. Yani adıyla söyleyelim. Tabii söyleyelim. Yani Dastas açılıyor. Dastas açılıyor. Yeni mekan yine yani Ataşehir çok ciddi bir nüfus yoğunluğu olan bir yer. Beylikdüzü'nde Taksim'deki rock bar, gittiğimiz rock bar, rock'n'roll'a Beylikdüzü'ne açılmış mesela. Maltepe tarafında yine yani çok güzel bu Beyrut diye bir kulüp var galiba. Yani hani şahsen gitmedim aslında gidip bakmak istiyorum. Keza Maltepe'deki o alışveriş merkezinde. Ama bu bahsettiğimiz mekanlar ve bu mekanların çalışma mantalitesi belirli isimler dışındakilere çok fazla şans tanımıyor. Peki bir de şöyle bir şey var. Müziğe para harcama durumu var. Yani albüm satışı neredeyse yok. Dijital anlamda hani bir para veriyorsun ama o paranın kaçta kaçı nereye gidiyor hiçbir şekilde şeffaflığı olmayan bir şey. Hani o telifin ne kadarı gidiyor sanatçıya bilmiyorsun. Plaklara bayağı bir sardırma var. Yerli plaklar da çok çıkıyor. Atıyorum Sıla'nın albümleri çıktı, İlhan İrem çıktı, çıkıyor ve çıkacak. Rainbow 45'in yayınladığı pek çok Mor ve Ötesi falan gibi, Bülent Ortaçgiller tekrar basıldı. Hani bir de bunlar da var, bunlar da umut verici şeyler bir yandan. Müzik için bir meblağ ödemeyi unutmuş ve hiçbir şekilde hatırlatılmayan zaten bir kitle de büyüyor. YouTube'daki tıklanmaların bu kadar yüksek olmasının en büyük sebebi bu Yani nerede kadar spekülasyon olduğunu konuşuyor isek de bir yere kadar da evet doğru, çünkü Türkiye'de gerçekten müzik YouTube'dan dinleniyor. Tabii. Yani dijital platformlar berberde açıyor dedi, belli bir tabii kanalı yani mesela. Onun yayınladığı bütün klipler playlist halinde arka arkaya akıyor. Mekanlarda YouTube DJ'liği var yani. Evet evet, değil mi? Çok adam acayip. Şey, ben şu mantığı seviyorum. Bunu yakın zamanda mesela elektronik daha bu konuda, tabii şimdi elektroniğin daha farklı bir dinleyicisi var haliyle. Yani biz daha mesela tamam biz Sonar'ı konuşalım, hani Sonar'dan çok heyecanlıyız, umutluyuz falan, ama şunu gözlemledim. DJ set tipi durumlarda aynı anda canlı yayın yapılıyor ve aynı anda bu evden çıkamayan ya da izin alamayan ya da ne bileyim o sırada hakikaten sadece evde bunu dinlemek ve deneyimlemek isteyen insanlar için canlı yayında veriliyor. Hani bunun bir benzer örneğini işte gözlemledim geçen Roxy'deki bir etkinlikte. Cener'in yaptığı ve hani mesela orada şeyi hissettim. Evet, o sırada canlı dinlemek çok başka bir şey benim için, ama ne bileyim gecenin 3'ünde de eve dönmek durumunda olan birisi için ya da evden çıkamayan ya da parası olmayan birisi için de bunu açıp internetten canlı olarak seyretmek çok güzel. Daily Motion üzerinden canlı yayın yapıldı. Yani ya da işte Rock & Coke'u hatırlar mısınız? İşte ilk Rock & Coke yapıldığında Dream TV vardı, o zaman hala var mı? Dream TV üzerinden biz bunu Cardigans'ı seyrediyorduk ve hani gidemesek de 2004 galiba, yani ya çok heyecanlandık deyip seyrediyorduk. Artık bence Primavera'yı falan da izleyebiliyorsun. Coachella'yı ben sabah, Coachella'da Kanye West'i sabah gazetede kahvemi içerken izlemiştim mesela. Ya çok zevkli. Bence bu da işin güzel tarafı olarak tabii ki hani konuşmamız gereken bir şey olabilir. Yeni bir şarkının çıktığını bilip de o şarkıya ulaşamamak, sonra radyoda birisi yayınlayacak diye o günü bekleyip onu kaydetmeye çalışmak falan gibi şeyleri yaşamış bir nesil olarak şimdi her istediğin şarkıya, dünyanın her yerindeki şarkıya anında ulaşıyor olmak çok büyük bir lüks ve bundan artık vazgeçilmez yani, ona okey. Ama bu işte müzisyene nasıl dönüyor, ne kadar dönüyor, orası biraz özellikle Türkiye'de çok tartışılıyor. Artık biraz tuhaf. Peki, pardon özür diliyorum. Şey diyebiliyor muyuz? 2010 yani şimdi çok büyük grupları izledik memlekette hakikaten, yani şimdi baktığım zaman Sonisi Fair diye bir şey yapılmış. Evet. Acayip işler yapıldı yani. Yani izledik deyip. Hani neler izledik yani memlekette, hakikaten izlemediğimiz çok az grup kaldı. Onlar yavaş yavaş küçüldü, şeyler küçüldü, alanlar küçüldü, bütçeler küçüldü, sponsorluklar küçüldü, gruplar kısmen biraz daha küçüldü. Müzik dergileri kapandı. Müzik dergileri kapandı falan, hani hemen bir sürü şey oldu. Yaralarımızı hani şimdi serelim mi orada? 2017 ve bundan sonra hani artık burada bir AC/DC gibi bir grupları izlememiz mümkün değil, izleyemedik, izleyemeyeceğiz de. Konserler ne olacak? Yani yabancı gruplar sence nasıl olacak yani bundan yani sonra mevzu? Yani aslında daha çok dışsal sebeplerden, yani ekonomik, işte dövizin çok artması, konjonktürden kaynaklanan sebeplerden. O dışsal sebepler döndüğünde o anlamda tekrar bir geri dönüş yaşanır mı? Bence yaşanabilir. Hani bu şey değil yani, aman bir daha Türkiye'ye gidilmez, Türkiye bataklık oldu, aman girmeyelim gibi bir durum yok ki yani sonuçta. Yok tabii ki. Hani o ekonomik şartlar düzeldiğinde, Türkiye'ye dair güvenlikle ilgili konularda bir takım değişiklikler olduğunda bu yani Türkiye yine o sirkülasyonun içine girer. Yani mesela İsrail ilginç bir örnek. İsrail'de canlı müzik piyasası hala çok güçlü ve hareketli. Geçen gün şeyin haberi geldi, İsrail'de Live Nation doğrudan temsilcilik, yani evet. Live Nation İsrail'i açmışlar. Bin bir türlü problem var. Bir takım sürekli hani, o hal. Sürekli bir sürekli bir güvenlik kaygısı var. Yani. Artı hani güvenlik kaygısından öte bir takım sanatçılar da hani prensip veya bir takım ilkeler adına orayı gitmeye de reddedenler de var tabii mesela. Yani buna rağmen güçlü bir müzik piyasası var. Biraz aslında içeriden de bizim bir şeyler yapmamıza da bağlı. Yani organizasyon hani sektörün kendi kendine yapacağı bir şey değil, ama yine de hani bizim de kendimizi dışarıya bakın, burada bir hayat var, burada bir şeyler oluyor, dönüyor. İşte belki de Avrupa'nın, Amerika'nın hiçbir yerinden çok farklı değil. Çünkü onlarda da aynı güvenlik kaygıları var. Onlarda da aynı problemler var. Bataklan örneği mesela, Paris. Tabii yani değişik örnekler var. O yüzden ben hani bunu çok geri dönülmez bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama önümüzdeki 1-2 sene en azından şu anda gördüğümüz kadarıyla çok öyle en yüksek veya en böyle yeni sanatçıları, en büyük sanatçıları gördüğümüz yıllar olmayacak gibi herhalde. Yani. Peki, sen bir sürü not aldın ama bu üstüne atladık mı diye dedim, yani bir yandan düşünüyorum. İlave edebilirim, konser mevzundan konuşuyorken yerli konserler ve işte mekanlarda düzenlenen etkinlikler konusunda biraz daha vizyon değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani orada biraz çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Çünkü garanti isimler var ve hep bütün organizasyonlarda bu garanti isimlerle çalışılmak isteniyor. Evet. Bu açık hava konserleri için de geçerli, festivaller için de geçerli, işte mekanların aylık listelerini yaparken de geçerli. Halbuki işte hep diyoruz ya, ticari olanla olmayanı birbirine entegre edebilir ve birbirinin içine yedirebilirsek aslında belki yeni ticari alanları açabiliriz. Mesela açık havada işte belirli isimler garanti. Her sene mutlaka varlar. Hiç değişmiyor bu. Hatta bazen albüm yapmadıkları halde o sene içerisinde mutlaka o isimler oluyorlar. Garanti isim. Neden mesela açık havadaki konser işte 3 saat sürüyorsa neden bunun bir yarım saatinde mesela No Name bir grubu önüne almaz? Mesela Şebnem Ferah niye böyle bir şey yapmasın? Tabii ki bunu hani kendisi akıl edip şey yapmaz belki ama en azından organizasyonda veya işte Jolly Joker'de gece 11'e kadar orada insanlar boş müzik dinleyeceğine ya da boş müzik. Neden işte bir Mehmet Erdem mi çok gişe yapıyor? Onun önüne bir Heavy Sky koysan da bir mesela, saat o çalsa gibi. Biraz böyle hani o vizyonu değiştirmekte fayda var. Benim mesela aynı eleştiriyi ben Zeytinli Rock Fest için yapmıştım. Yani piyasadaki herkes orada hani 2 sene sonra, 3 sene sonra daha kimi çıkartacaksın? Hani onun yerine biraz daha line-up'ı küçültüp ortalama slotlara, yani tabii ki bunlar bizim fantezilerimiz de, ortalardaki, günün ortalarındaki slotlara biraz da atıyorum. O gün Sanlısoy'un altına biraz da Heavy Sky örneğini verdin. Onun gibi ya da İstanbul'da hafif burada kitle yapmaya başlamış gruplara yer verirsen onların bir kemik kitlesi oluşmaya başlar ve o oluşmaya başladıktan sonra da onlar da bir yerden sonra bilet kestirecek grup haline geleceklerdir. Hmm. Ama bunu şimdiden yolunu açmazlarsa 3-4 sene sonra artık o sürekli bilet kestiren gruplar da bir şekilde bilet kesmemeye başlayabilir. Bu da belki bir handikapa dönüşebilir ileride yani. Şu son 2 yılda benim en keyif aldığım etkinlikler Caz Festivali kapsamında gece gezmeleri. Bu seneki yazdan kışa ertelenmek zorunda kaldı. Dolayısıyla katılımı etkilemiştir herhalde ama her 2 senede de işte Kadıköy tarafında oldu. Yaklaşık, Harun daha iyi bilir tabii de, 10 mekanda 35 tane farklı sanatçı çıkıyor. Oradan oraya gidiyorsun. 23. Yani, evet. 23. İşte olağanüstü güzel bir enerji oluyor. Yani İstanbul'da bir mekanın kapısına sıra beklemek ve sadece müzik için ve hani no name diyebileceğimiz bir sanatçı için yani sıra beklemek, onu görmek inanılmaz güzel bir enerji veriyor. Belki mekanlar yani tabii ki arz talep. Belki de dinleyici biraz daha talepkar olabilir. Yani dinleyicilerin de bu noktada belki görev düşüyor ama belki mekanlar, organizatörler daha yaratıcı formatlar düşünebilirler. Hani bu konuştuğumuz işte pazar öğleden sonra konseri. Düşünmek zorunda da kalacaklar. Kalacak. Evet. Babylon, yani ona gidiyor biraz. Yabancı birisini getiremiyorsak buradaki müzisyenlere kapılar açılacak ve insanlar bunları dinleyecek belki. Veya yani mekan sayısı artıyor ve aynı yerli müzisyen şeyi var, havuzu var. O zaman farklı bir şey sunman lazım. Biraz ona evrileceğini umuyorum ben. Güzel bir şey mesela olur. Sofar gibi bir örnek var yani. İnanılmaz talep var Sofar'a. Videoları da inanılmaz izleniyor. Hani belki mekanlar da ev konsepti haline gelebilir yani. Daha samimi konserlere belki de ihtiyaç vardır. Bilmiyorum, hani zaten çok fazla konuşan bir izleyicimiz vardır genelde. Yani insanlar lak lak etmeyi seviyorlar konserde ama belki de bu tip farklı konseptler geleceğin hani önümüzdeki bir 2 senenin özeti olacak belki de. Ben açıkçası şeyden çok umutluyum. Bu hani yerliye biraz dönmemiz gerekiyor. Uzun zamandır yazdığımız bir şeydi. Yani benim en azından bayağı üstünde kalem oynattım, kafa patlattığım bir hadiseydi. Hani yerli gruplara destek, hani bu hakikaten çok iyi iş yapanlar var ve kitleye ulaşamıyorlar. Çünkü kitle de onları nereden nasıl bulacağını bilmiyor. Bir şekilde yazman, dinletmen ve göstermen gerekir. Hani biraz zorunluluktan oldu. Yani biraz üzülüyorum o açıdan ama hani mekanlarda daha fazla bunlara yer vermeye başladılar, bu tarz isimlere. Mesela geçen sene yapılan, bu sene tekrar yapılacak Mix Festival Zorlu'daki yine lokalize etkinliği önemli buluyorum. Hani bunun hakikaten alttan gelen belki popçular için de olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Onlar biraz daha farklı bir menajerlik algısıyla yürüyorlar ama bunun mesela bana biraz umut veren bir şey. O yüzden 2017'ye dair öyle çok umutsuz muyum? Değilim ama hani umutsuz da olmamak zorundayız bir yandan. Tabii güzel şeylerden birisi de işte özellikle geçtiğimiz son 2 yılda İstanbul dışındaki şehirlerde açılan konser mekanları, bu çok umut verici bir şey. Çünkü yakın zamana kadar sinema salonlarından başka alternatif yoktu Anadolu'daki birçok şehirde. O güzel bir şey mesela, onu da eklemek lazım. Peki umut var mı? Ne yapıyoruz? Yani 2017'de iyi geçecek diyebiliyor muyuz? En azından iyi taraflarını görebileceğimiz hadiseler olacak gibi geliyor bana. Bence de yani hani yine bizim festival veya konser tarafından bakarsak hani işin ticari sebeplerle getirilen grupların belki o kadar sık gelmemesi dolayısıyla aslında içerik olarak iyi işlerin ortaya çıkması, hani illa bilet satsın diye değil de güzel bir iş olduğu için yapalım yaklaşımıyla yapılan işlerin belki biraz artmasına sebep olur. Çünkü hani çok ticari, çok zaten bilet satan isimler o veya bu sebepten gelmemeyi tercih ediyorlarsa o zaman kalan sahalar bizimdir yani. Değil mi? Evet. Daft Punk geliyor mu? yine bloke etmeye çalışıyorum. Albüm çıkarma şeyi var, söylentisi var aslında. 2019'da da. Hani ne oldu? Evet, onlar şeyi seviyor ya, pat diye böyle manasız bir festivalde Daft Punk çıkması, ben aklımı yitiriyorum o tip durumlarda. Ellerime titreme geliyor yani diye. Peki 2017'de en çok beklentiniz olan sanatçı kimdir? Ya şundan çok acayip bir şey bekliyorum dediniz. Çok mu? Yerli yabancı. Ters köşe oldu. Yerli. Vallahi herkes Tarkan'ın albümünden çok şey bekliyor. Değil Pop mi? Albümü nihayet bu sene çıkacak diye bekleniyor. Onun dışında yani şeyi söylemem lazım. İşte dönem dönem hani popüler müzikte hep böyle bir dibe vuruşlar ve sonra yükselişler oldu. İşte 80'lerde bir 80'lerin başında 12 Eylül sonrası bir dibe vurdu. Sonra ikinci yarıda Sezen Aksu, Nilüfer Kayahan, Onur Tunç ekolleriyle tekrar yükseldi. 90'larda patladı. 90 sonunda tam dibe vurdu. Rock yükseldi falan. Hep böyle bir inişli çıkışlı bir seyir izledi. Bu aralar herhalde böyle bir dibe vurmaya doğru gidiyoruz. Çünkü hakikaten yaratıcı bir şey çıkmıyor. Yani hep birbirinin tekrarı veya öncekilerin tekrarı şeyler çıkıyor bu aralar. Hiç böyle yeni duyulmamış, bizi heyecanlandıracak bir şey daha duymadık. Duyacak mıyız? Şimdi düşünüyorum, kim albümü yapmadık. Önden bunu biraz endişelisin galiba. İşte Sezen Aksu çıktı ama Sezen Aksu bildiğimiz Sezen Aksu hala. Evet. O da sevdiniz artık hani 80'ler ve 90'lardaki gibi devrim yaratacak şeyler yapmıyor. Var olan ekolünü devam ettiriyor. Ne göreceğiz? İşte bakalım, umudumuz Tarkan. Videonun başlığı diyor. Niye öyle oldu? Yine umutsuz konuşuldu. Bir ufak şey söyleyebilirim. Belki alternatif müzisyenler için ya da bu ülkede kendi müziğini yapanlar için yurt dışından Türkiye'ye dönük bir ilgi oluşmaya başladı. Evet. Hani yine Gaye Su Akyol'a dönüyor ama Pitchfork'ta, Guardian'da eleştirileri çıktı. Yabancı basında röportajlar veriyor. Biraz Türkiye son yıllarda siyasi olarak dünyanın çok fazla kafasını çevirdiği bir ülke ya. Yani burada olan şeyler insanların ilgisini çekiyor. Türk sineması nasıl 3-5 sene önce Nuri Bilge Ceylan olsun, Semih Kaplan olsun gidip ödüller almaya başladı. Yerli müzisyenler için de bir fırsat var. Bence bunu değerlendirsinler. Hani 90'lar sonunda belki İran sinemasına öyle bakıyorlardı. Şu anda Türkiye'den çıkan müziklere de öyle bakılacak. Hani oryantalist bir bakıştır, şudur budur ama bu bir fırsattır. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor bence. Yani mesela katılıyorum buna. Evet, katılıyorum. Önemli nokta. Mesela Pitch Black Process diye bir İzmirli metal grubu var. Onlar burada Rock of Festivali'nde Megadeth'in alt grup olarak çıktılar. Megadeth'in basçısı David Ellefson grubu dinledi. Çok beğendi ve burada Atlantis yapımından çıkan albümü Amerika'da bastılar. Çok güzel. Yani David Ellefson müzikten çıktı albüm. Yani ve onlar da Metal Hammer'dan, Kerrang! Falan gibi dergilerden şey alıyorlar. Yani yorum alıyorlar mesela. İyi kötü, iyi yorumlar alıyorlar. Bence pek çok bu bayağı önemli bir şey. Bunu yaşıyor. Ringo Jets'in evet, Türkiye'de az bilinirken İtalya'da Babazula yapması. Yani Lale'yi konuşuyor. Jacuzzi'yi belirtmek lazım orada. Ben Neyse'nin yeni albümünü çok merak ediyorum. Onlar 2017'de diyebiliyorum. Selim'le en son öyle bir haberleştik ama Yani çok emin de değilim. 2017 denmişti çünkü Siyah diye bir şarkı yaptıktan sonra ben açık söylemek gerekirse bayağı Neyse'nin ne yapacağını merak ediyordum. Geceden umutluyum bir de. Yani ben Gece'yi hani hep çok sevdim ve bayağı hani sahnelerini falan da. Bu en son bir TikTok diye bir tane daha yaptılar, bir single, ve çok başarılı buldum sözlerini de. Yani galiba o ikisini de minnoş bir not olarak söylemekte fayda var. Kül, hatırlayan ne kadar olacaktır bilmiyorum ama Kül mesela inanılmaz bir albüm yaptığını biliyorum. Kes hani sound olarak da. Kes mesela çok önemli bir şey. Kes ne yapıyor yani, Peyote'de deli gibi çalmış mesela geçenlerde. Yani. Kes zaten alda yürüyor bence. Ve inanılmaz geçti turne yani. Malt ne yapacak? Ben Malt, biz seninle Maltçı değil miyiz? Hala Malt. Ne olur Malt ya, Cenk Bey'le. O zaman ufak ufak kapatalım çünkü izleyenler de bir gitti. İzleyenler öldü. Kaç saat oldu bilmiyorum. Var mı son söylemek istediğiniz bir şey? Çetin'in son sözü mesela damga vurdu konuyu direkt. Bence kapattı. Çetin de kapatalım. Teşekkür edelim çünkü hakikaten böyle şeyler konuşabileceğimiz platformlar artık kalmadı, mecra kalmadı. Motto Müzik'in böyle bir misyon üstlenmesi çok önemli. Bu zamanda özellikle. Onun için ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Yorumu mutlaka unutmayın. Dinlediğiniz şeyler içinde sinir olduğunuz, uyuz olduğunuz, çok beğendiğiniz her şey hakkında aşağıya yorum yapabilirsiniz. O yorumlara bakarak da önümüzdeki müzik konseylerini şekillendirme ihtimalimiz mutlaka olacaktır tabii ki. Diğer videolarda ya da önümüzdeki konseylerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız mutlu oluruz. Yorum yaparsanız daha da mutlu oluruz.